Hikayem burada YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Melda. Sabah mutfağa girdiğimde annemi görmeyince şaşırdım. Anne, anne neredesin diye seslendim. Annem fısıldayarak cevap verdi. Şşş Melda lütfen sessiz ol. Sesin geldiği yöne doğru yürüdüm. Annem oturma odasında yere çömelmiş halde duruyordu. Fısıldayarak neler oluyor diye sordum. Annem utanmış bir ifadeyle Bay Cafer'den saklanıyorum dedi. Ev sahibimiz Bay Cafer mi? Ama neden diyerek merakla sordum. Annem çünkü iki aydır kirayı ödeyemiyorum. Zavallı adam sonunda kapıya geldi cevabını verdi. Kirayı neden ödeyemiyorsun dedim. Üç aydır işsizim. Bunu senden sakladığım için özür dilerim. Üzülmeni istemedim cevabını verdi. O sırada Bay Cafer kapıyı yumruklamaya başladı. Endişeyle birbirimize baktık. Ev sahibimiz gidene kadar sesimizi çıkarmadan bekledik. Benim part-time iş bulmam daha kolay olduğu için ertesi gün iş aramaya başladım. Bir sıpada akşamları çalışabileceğim bir iş buldum. Yaptığım iş müşterilerin çıkardığı havluları toplayıp çamaşırhaneye götürmekti. Aldığım ücret düşüktü ama anneme yardım edebildiğim için çok mutluydum. Okuldan sonra eve gidip ödevlerimi yapıyordum. Sonra da işe gidiyordum. Başlık ve önlükten oluşan üniformalarımız vardı. Üstümü değiştirip çalışmaya başlıyordum. Hayatımda ilk kez bu sayede bir sıpa görmüştüm. Çalıştığım yer egzotik masajlarıyla ünlüydü. Müşteriler bir saatlik masaj için bir aylık ev kiramız kadar ücret ödüyordu. Aralarında her gün gelenler bile vardı. Bir masaja servet harcayacak kadar zengin insanların olmasına şaşırmıştım. Meğer çok daha zenginleri varmış. Bir akşam işe gittiğimde hiç müşteri olmadığını gördüm. Masözlerden birine ''Bugün spa kapalı mı? Kimse bana bir şey söylemedi.'' dedim. Masöz, ''Sıp'a açık ama bugün tek bir müşteriye hizmet vereceğiz. Kendisi çok zengin bir ailenin kızıdır. Ayda iki kez gelir. O günlerde Sıp'a başka müşteri kabul etmez. Üç saat kalır ve giderken bize yüklü bahşiş bırakır. Ama merak etme, milyarder olmasına rağmen kibirli biri değildir. Hatta çok sempatiktir.'' dedi. Bir süre sonra beklenen müşteri geldi. Gözlerime inanamadım. Sanki aynaya bakıyor gibiydim. Bana tıp atıp benziyordu. Ancak başlığımdan ötürü o bir şey fark etmedi. Göz göze geldiğimizde gülümsedi. Sen yenisin sanırım. İsmim Jülide. Seninki ne? diye sordu. Hala şaşkındım kekileyerek. E, Me Melda cevabını verdim. Memnun oldum Melda dedikten sonra masaj odalarının olduğu yöne doğru ilerledi. Her yerde korumalar vardı. Üç saat kadar sonra korumaların Jülide Hanım çıkıyor dediklerini duydum. Bir süre sonra kullanılmış avluları almak için soyunma bölümüne girdim. Julie de hala oradaydı ve ağlıyordu. Kusura bakmayın çıktığınızı sanmıştım. Ben sonra gelip havluları alırım dedim. Julie de gözyaşlarını silerek Biraz burada durur musun? Şu an yalnız olmak istemiyorum dedi. Yanına oturdum. Julie de başını omzuma koydu. Gelecek hafta mezuniyet törenim var. Babam geleceğini söylemişti ama az önce mesaj attı. Aynı gün Arjantin'de bir toplantıda olmam gerekiyor. Lütfen beni affet. Bunu telafi etmek için sana yeni bir uçak alsan beni affeder misin diyor. Zaten daha önce üç uçak hediye etmişti. Kendini affettirmek istediğinde bana uçak alıyor. O kadar umurunda değilim ki daha önce bana uçak aldığını bile hatırlamıyor. Ardından bana baktı. Eve gittiğinde benim için annene sarılır mısın lütfen? Anneler asla böyle şeyler yapmaz. Benim annem yok. Annem olsaydı yarın beni yalnız bırakmazdı dedi. Gözlerim yaşardı. Benim de babam yok. Yıllarca baba özlemiyle büyüdüm. Benim de annem mezuniyet törenime gelemiyor çünkü uzun süre sonunda iş buldu. İzin alabileceğini hiç sanmıyorum. Julie de gülerek Seni ne çok iyi arkadaş olacağız bence baksana ne çok ortak noktamız var dedi. Sandığından daha fazla ortak noktamız var diyerek kafamdaki başlığı çıkardım. Julie de çığlık attı. İnanmıyorum kızım biz yoksa ikiz miyiz? Şu an aynada kendime bakıyor gibiyim dedi. Ben de seni ilk gördüğümde aynı şeyi düşünmüştüm. İnsanlar çift yaratılır derler ya. Biz galiba o lafın kanıtıyız dedim ve ekledim. Ayak bileğinde kalp şeklinde bir leke varsa o zaman gerçekten bu lafa inanacağım. Julie de ayak bileğini gösterdi. Tabii ki de var. Kalp şeklinde olduğu için onunla gurur duyarım. Ben de lekemle gurur duyarım diyerek ayak bileğimi gösterdim. Julie de heyecanla nefes nefese kalmıştı. Ben 17 Nisan 2005 doğumluyum sen. Çığlık attım ben de. Gerçekten tuhaf bir durumdu ve bu kadar tesadüf olamazdı. Ancak Julie de annesinin doğum esnasında öldüğünü söyledi. Benim babamsa ben 3 aylıkken trafik kazasında ölmüş. Eğer bunları bilmeseydik ah. neredeyse ikiz olduğumuza inanacaktık. Üzgün bir şekilde tüh keşke bebekken ayrılmış ikizler olsaydık dedim. Julie de bence hala böyle bir ihtimal var. Ya anne sana ya da babam bana yalan söylediyse belki de bu onların en büyük sırrıdır ve bizden saklıyorlardır. Bu ancak filmlerde olur diyerek güldüm. Julie de bunu anlamak için küçük bir oyun oynayabiliriz. Üniformanı çıkarır mısın? Bakalım bana da sana yakıştığı gibi yakışacak mı dedi. Juliet'e planını anlattığında kulaklarıma inanamadım. Bir günlüğüne yer değiştirecektik. Ben onun evine, o da bizim eve gidecekti. Annemin ve onun babasının doğru söyleyip söylemediğini anlamaya çalışacaktık. Önce ben ona yerime geçtiğinde ihtiyacı olan bilgileri anlatmaya başladım. Evimizin adresi ne? Anneme eve gidince onu nasıl karşılıyorum? En çok kullandığım kelimeler neler? Kaçta yatıyorum? Ben anlattım, o not aldı. Böylece annem onun farklı bir olduğunu anlamayacaktı. Ardından da o bana aynı şekilde gerekli bilgileri verdi. Artık hayatlarımızı değiştirebilirdik. Bu da 24 saatliğine milyarder hayatı yaşayacağım anlamına geliyordu. 10 dakika sonra lüks bir arabanın içinde jülidelerin malikanesine doğru gidiyordum. İnanılmaz heyecanlıydım. Araba durunca korumalardan biri koşarak kapıyı açtı. Evin inanılmaz görkemli olduğunu görünce ''Aman Allah'ım'' diye bağırdım. Korumalar şaşkınlıkla bana baktı. Bunu demem tabii çok saçmaydı. Sonuçta kendi evime gelmiştim. Bozuntuya vermemek için tekrar aman Allah'ım yakında mezun oluyorum diye bağırdım. Böylece az önceki saçma tepkimi idare etmiş oldum. Jüri de bana odasının ikinci kattaki dördüncü oda olduğunu söylemişti. Fakat o kadar çok merdiven ve oda vardı ki her şeyi birbirine karıştırdım. Malikanenin içinde tek tek kapıları açarak odamı daha doğrusu Jülide'nin odasını aramaya başladım. Şaşkınlıkla etrafa bakınarak sonunda odamı buldum. Jülide'nin odası bizim evin iki katı büyüklüğündeydi. Jülide'nin kocaman yatağına atladım. Bu hayatımda gördüğüm en yumuşak yataktı. O kadar büyüktü ki. Pijama partisi yapsak on kız bu yatakta uyuyabilirdik. O sırada kapı çaldı. İçeri bir hizmetçi girdi. Babanız sizi aslanlı salonda bekliyor efendim dedi. Kalbim güm güm diye çarpmaya başladı. Jülide'nin babası kendi kızı olmadığımı anlayabilirdi. Korka korka hizmetçiyi takip ettim. Burası girişinde aslan heykelleri olan bir salondu. Babam daha doğrusu Jüleden'in babası büyük bir koltukta oturuyordu. Yanına oturmamı işaret ederek beni affettin mi diye sordu. Sadece başımı salladım. Sana harika özel bir jet alacağım. Öğlen yemeğini yoksa akşam yemeğini İstanbul'da yiyebileceğin kadar hızlı bir uçak olacak dedi. Cevap vermediğimi görünce neyin var canım yoksa az mı geldi? Peki o zaman sana bir tane de helikopter alayım, okula helikopterle gidersin dedi. Heyecandan konuşamıyordum. Etrafa bakarken gözüme duvardaki tablo ilişti. Bu annemin resmiydi. Daha da heyecanlandım. Fakat Jülide'nin yerine geçtiğim için elbette kadının kim olduğunu soramazdım. Tam o sırada kapı çaldı. Annem, dur tatlım düşeceksin diyordu. Jülide, baba bak sana kimi getirdim diye bağırdı. Jülide'nin babasının gözleri kocaman oldu. Jülide anneme duvardaki resmi gösterdi. Anne işte sana bahsettiğim tablo. Bu senin resminmiş ama babam beni yıllarca bir aile büyüğümüzün resmi diye kandırdı. Bu tablo sayesinde seni görü görmez tanıdım dedi. Jülide kollarını açtı. Melda benim canım kardeşim biz ikiziz ebeveynlerimiz biz doğduğumuzda boşanmışlar. Sen annemde kalmışsın ben babamda dedi. Koşarak gidip ona sarıldım. Ardından babam gelip bize sarıldı. Melda seni düşünmediğim tek bir gün bile olmadı. O kadar mutluyum ki anlatamam. İki kızımı bir arada görmeyi hayal bile edemiyordum dedi. Babam anneme döndü. Mehtap lütfen beni affet. Seni de her gün düşündüm. Geceleri bu tabloya bakarak ağladım. Ben kötü bir eştim. Ne yazık ki kötü bir baba oldum. Eğer yeniden benim eşim olursan değişeceğime söz veriyorum dedi. Annem cevap vermedi. Sadece gülümsedi. Ardından güzel kızlarım diyerek kollarını açtı. Koşarak gidip ona sarıldık. O akşam hayatımın en büyük şokunu hem de mutluluğunu yaşadım. Olanlara hala inanamıyorum. Kayıp ikizimi ve babamı buldum. Üstelik babam bir milyarder. Buna inanmak için arada bir kendime yüksek sesle söylüyorum. Annem bana yıllarca sakladığı gerçeği ayrıntılarıyla anlattı. Babam doğuma gelmemiş. Annem doğum yaparken onun bir kadınla gece kulübünde eğlendiği ortaya çıkmış. Annem hemen boşanma davası açmış. Ancak mahkeme ikizlerden birini anneye diğerini babaya vermiş. Babam annemin izini kaybetmiş. Fakat ona hala aşık olduğu için bir daha asla evlenmemiş. Annemin anlattıklarından babama hem kırgın hem kızgın olduğunu anladım. Daha önemlisi ona güvenmiyor. Babam her gün evimize gelip anneme yalvarıyor. Annem her seferinde onu reddediyor. Öte yandan onun da babamı sevdiğini görebiliyorum. Jüri de haftanın büyük kısmında bizde kalıyor. Milyarder hayatını bırakıp bize gelmesine elbette şaşırmıyorum. Çünkü bu evde onu çok seven annesi ve ikiz kardeşi var. Ben de tıpkı onun gibi hayatımın en mutlu dönemini yaşıyorum.